Sağlık Bakanı Bakanımızın yardımcısı Doktor Şuayb Birinci'nin katılımlarıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı açılışı, akademik atama ve yükseltme töreni yapıldı. AFSÜ akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Doktor Şuayb Birinci'nin katılımıyla gerçekleştirilen törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunu Seven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, İkmal ve Garnizon Komutanı Numan Yöner, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş ve çok sayıda davetli katıldı. Makam, nazariyat ve repertuar çalıştı. 2010 yılında tam enstrümanla ilgili durdu. Tören saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Daha sonra müzik dinletisi ile devam etti. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Programın açılış konuşmasını AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş yaptı. Türkiye'nin sağlık hizmet sunumunda ön saflarda yer almak, sağlık alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak, sağlık teknolojisi ve ilaç üretimine katkıda bulunmak ve yetişmiş insan gücüyle sağlık eğitim alanındaki hedeflerimize ulaşmak amacıyla kurulan AFSÜ'de işte bu lokomotif kurumu olma işlevinin bilincinde olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Saygıdeğer misafirlerimiz, AFSÜ'nün 2018 yılında kuruluşundan bu yana biraz önce belirttiğimiz hedef ve amaçlar doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaktayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Daha sonra kürsüye çıkan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AFSÜ'de yapılan başarıları anlattı. Akademide yaptığı araştırmalar ve bilimsel yayınlarla tabiri caizse bugünlere böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya elde ettiği başarılarının karşılığını alan, bugün yeni ünvanlarına, kadrolarına kavuşan hocalarımızı ben öncelikle enişten dileklerimle tebrik ediyorum. Daha nice inşallah güzel başarılara hem şehrimiz adına, üniversitemiz adına ve ülkemiz adına, insanlık adına ulaşmalarını diliyorum. Başarılarını gerçekten enişten, yürekten tebrik ediyorum kendilerini. Yine gösterdikleri çeşitli başarılardan ötürü üniversitemiz bünyesinde bugün ayrı ayrı ödüle layık görülen hocalarımızı da kutluyorum ve bilime katkılarının da daim olmasını diliyorum. Yine ayrıca herhalde emekliliğe ayrılacak hocalarımız var, mensuplarımız var, üniversitemizin mensupları. Onlara da bunun bir son değil, bir başlangıç olduğunu ve bu yeni hayatlarında da inşallah aileleriyle birlikte sağlık sıhhat içinde hayırlı güzel ömürler diliyorum. 2023-2024 akademik yılının ilk dersini ise Sağlık Bakanı Yardımcısı Doktor Şuayb Birinci verdi. Bizim 107 bin yatağımız var 20 yıl önce ve bunların 6800 tanesinin işte nitelikli odaları, işte tuvaleti, banyosu, koğuş tipi olmayan odalar ve binaların %80'i depreme dayanıksız, %95'ten fazlası da fonksiyonel açıdan kullanılamaz. Bugünkü tıbbi anlayışımız, vizyonumuz açısından da fonksiyonel sıkıntıları olan binalar. Hastane sayısını bu kadar artırmışız ama 49 olan hastane yaşımızı 13'e düşürmüşüz. 100 yılda 107 bin yatağınız var, 15 yılda 120 bin yatak daha yapıyorsunuz. Bir kısmını işte yenileme, geri kalanını da tamamen sıfırdan yapıyorsunuz. Daha sonra akademide yükselenlere ve atananlara ise plaket ve hediye takdimi yapıldı.